أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت
بنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. Esselatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü kıssamız Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde geçen bir kıssa, bir hikaye, bir olay, ibret verici bir olay, bir fedakarlık örneği. Efendim, Yermük Savaşı'dır. Sahabeler büyük bir çarpışmanın içine girmişlerdir. Haris bin Hişam, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr, üç kahraman sahabi. Akşam üzeri ağır yaralıdırlar, yere düşmüşlerdir. Bu üç sahabi
Allah'a yakın bir durumdadırlar. Çünkü ruhlarını teslim etmek üzeredirler. Kıymetli izleyenler, Haris susamıştır. Su ister. Hemen bir asker gelir, ona su verir. Suyu tam içeceği sırada hemen gözü İkrime'ye takılmıştır. Suyu içmeden askere ver ve al bu suyu İkrime kardeşime götür. O içsin der. Asker hemen suyu alır, İkrime'ye götürür. İkrime tam suyu alacağı içeceği sırada Süheyl'in kendisine baktığını görür. Al bu suyu Süheyl kardeşime götür der. Asker suyu hemen alır, Süheyl'e doğru koşa koşa gider. Ama yetişmeden Süheyl'in şehit olduğunu görür. Bari suyu İkrime'ye yetiştireyim der asker. Koşa koşa İkrime'nin yanına gelir. Kıymetli izleyenler, İkrime de şehit olmuştur. Suyu hemen alır, tekrar Haris'in yanına gelir. Kıymetli izleyenler, Haris de şehit olmuştur. Her üç kahraman sahabede o suyu içmeden Rablerine kavuşmuşlardır. İşte fedakarlık, işte can olma, işte dost olma kıymetli izleyenler budur. Rabbimiz bize de aynı o şekilde dost olmayı, aynı o şekilde can olmayı, aynı o şekilde fedakar olmayı nasip etsin. Yani öyle ya, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşleriyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristana uğrar ve selam verir kabristana, orada yatanlara. Allah'ın selamı üzerinize olsun ey müminler yurdu diye. Biz inşallah size kavuşacağız. Rabbimden temennim bizi kardeşlerimize de kavuşturmasıdır. Sahabeleri sorar, ya Resulullah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Peygamberimiz, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim beni görmeden bana iman etmiş olan insanlardır. Daha doğmamışlardır onlar der. Biz inşallah Resulullah'ın kardeşleriyiz. O şekilde fedakarlık gösterirsek eğer. Evet kıymetli izleyenler, bugün Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz. Tarihi bir cami. Mükemmel, çok güzel atmosferi olan bir cami. Ulu Camii. Burada biz yayınımızı yapacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz Diyarbakır. Diyanet Birsen Şube Başkanımız Sayın Cüneyt Özmen Hocam ile birlikte bizler sahabelerin, ashabın yaptığı fedakarlıkları konuşacağız inşallah. Tabii bununla birlikte kıymetli sanatçı kardeşimiz Eren Bayhan eserleriyle birlikte bizlere eşlik edecek. Tabii eserleri de bu atmosfere uygun olacak inşallah diyoruz ve hemen bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Bakıp seni gören gözler, bakıp seni gören gözler, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin. Hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu. Mevlam ho ho ho
Semada dönen felekler, semada dönen felekler, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin. Bakıp seni gören gözler, bakıp seni gören gözler, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin. Hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu. Semada dönen melekler, semada dönen melekler, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin. Bakıp seni gören gözler, bakıp seni gören gözler, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin, hu demesin ne desin. Hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu, hu, hu Mevlam hu. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Bugün Ramazan'ın 20. gününü idrak ediyoruz ve kıymetli konuğum Cüneyt Özmen hocam ile birlikte ashabı konuşacağız. Ashabın yaptığı fedakarlıkları konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hocam teşekkür ederim. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Hocam hemen başlayalım. Sahabelerin yaptığı fedakarlıklar 1400 yıl öncesinden ta bugüne kadar hala söz ediyoruz. Ta kıyamete kadar da söz etmeye de devam edecekler bizden sonra gelecek olan nesiller. Çünkü örnektirler bizlere. Önce sahabe kimdir? Biz öyle bir soruyla başlasak. Buyurun hocam. Allah razı olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından azat olmaya vesile olacak çok mübarek, çok kıymetli bir ayın içerisindeyiz. Ve vahiy ile mübarek, müşerref olan bir ay. Böyle bir ayda bu tür etkinlikleri yapmanız ise Allah-u Teala evvela ecir ve sevaplarınızı kat ve kat ihsan eylesin. Amin. Bunlar ayrı bir fedakarlıklar gerekir ki elhamdülillah siz de bunu ifa etmişsiniz. Konumuz fedakarlıktır ya. Allah razı olsun. İşte biz de onları inşallah kendimize örnek almışız. Dolayısıyla kimisi şu anda o iftar saatlerin bazı ne yerim, ne yerim, ne içerim diye onun peşine koşup koşturmakta, ama siz çok kıymetli öncülerimiz, sabikunlar, öncüleri dile getirmeye çalışıyor. Allah razı olsun. İnşallah. Sahabeler kimlerdir?
sahabeler Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görüp ona inanan veyahut Peygamber aleyhissalatu vesselam onları görmüş, ona inanmışlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam inanmışlar ve iman üzerine ölen kişilere sahabe denir. Çünkü Peygamber onları sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, gözü gören kişi. Ama kimisi ama var. Abdullah Ümmü Mektum gibi mesela. Yani dolayısıyla yahut evin nebiyyü râhu. Peygamber aleyhissalatü onları görmüşse. Dolayısıyla iman üzerine ölen kişilere sahabi denmektedir. Yani ya peygamberimizi görenler ya da peygamberimizin onları görmesi. Ki o kör olanlar da girsin bu tanımın altına girsinler diye. Bu şekilde İslam alimleri kalkıp da sahabelerle ilgili bir tanım getirmektedir. Allah razı olsun. Onları tanıyoruz ve bu şekilde inşallah bu İslam alimleri ortaya koydu bir tanım. Peki Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu Fetih Suresinin sonlarında onları nasıl tanıtmıştır bizlere? Bir onlara bakayım. Lütfen. Bu ayeti celle bakayım. Estaizu billah. Muhammedun Resulullah. Allah-u Teala bir üslubu vardır. Birçok peygamberleri isimleriyle hitap ediyor. Hazreti Adem'i, Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim'i ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ayrı bir önem vermektedir. Muhammedun Resulullah diyor. Veyahut ve ma Muhammedun illa Resulun kad halet min kablihi rusul. Mutlaka onu lakabiyle, invaniyle birlikte zikretmektedir. Ona ne kadar değer verdiğini bir göster. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hangi yerde ismi geçiyorsa mutlaka onunla birlikte ya Nebi yahut Resul yahut Hatemün Nebiyyin diye geçmektedir. Ama diğer peygamberlere gelince Yüce Allah-u Teala yalın bir şekilde onlara hitap etmektedir. Ya Musa denmektedir. Ya İbrahim denmektedir. Veyahut ya İsa denilmektedir. Dolayısıyla Yüce Allah-u Teala burada da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar değerli bir peygamber olduğunu ve o yüzden sadece Allah-u Teala'ya inanmak yeterli değil iman için. Mutlaka la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dememiz lazımdır. Dolayısıyla değerli kardeşim, bizim ele aldığımız konu normal bir vatandaşın, bir insanın arkadaşları değil. Resulullah'ın arkadaşları. Muhammedun Resulullah, Allah-u Teala önce Muhammed'e aleyhissalatu vesselam çok güzel bir değer vermiştir. Lakabıyla hitap etmektedir. Ondan sonra onunla beraber olanlar var ya, vellezine ma'ahu, Muhammed'le birlikte olanlar, vellezine ma'ahu eşiddâhu alel küffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rükkan succeden yebteğûne fadlen minallâhi ve ridvânâ. Onlar kafirlere karşı çok şiddetli, heybetlidirler. Ama kendileri arasında, kardeşleri arasında ise çok şefkatli, merhametlidirler. Birbirlerine şefkat ve merhamet kanatları germektedirler. Ve onları görüyorsun ki rükû ve secdede olduklarını görüyorsun. Ve onların simalarında ise secde izleri vardır. Peki niçin bunu yapıyorlar? يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِدْوَانَ. Ana hedef budur. Onların özellikle ana noktası ise onları bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine bağlılığı, menhiyatlardan sakınmaları ise Yüce Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak. Yüce Allah-u Teala'nın vecihini yebteğûne fadle minallâhi ve ridvâne. Yebteğûne Allah-u Teala'nın rızasını kazanma ve Allah-u Teala'nın fezlu keremi onlara ihsanda bulunması için ne yapıyorlar? Onlar habire ruku ve secdeye kapılıyorlar ve Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahabeleri bizlere bu şekilde bu unvanlarla ortaya koymaktadır. Peki biz inşallah ileriden gelecek. Evet. Bu kadar değerli olan sahabe-i kiramlar kimin arkadaşları? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala burada sahabeleri istisna etmemiş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Kim olursa olsun onunla birlikte olanlar. Allah-u Teala اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِدْوَانَ سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلٌ فِي التَّوْرَاةِ. Bu Tevrat'ta geçen özellikleridir diyor. Muhammed aleyhissalatu vesselamın ashabları özellikle Tevrat'ta bu şekilde geçmektedir. Peki maşallah. İncil'de nasıl geçiyor? İncil'de zikretmektedir. Ve fil İncil'i
وفيل ومثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. Ve başak veren bir tohum gibi ve o başak filizlenen o başak ise o tohum ise böyle kalınlaşmış, o kadar ki güzel olmuş ki ziraatçileri hayrete düşürüyor, seviniyorlar bakışlarıyla. Dolayısıyla bir ikincisi ise kafirleri böyle onları korkutsun, onları böyle kıskandırsın diye Allahu Teala İncil'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashablarının özelliklerini ve bu şekilde bizlere ortaya koymaktadır. Yani önce bir tohumdur, bir habbedir. Sonra o habbe ile birkaç tane habbe oluştu. Evet. O birkaç tane habbeler nice habbeler oluştu. Toplumlar oluştu, cemaatler oluştu. Öyle oluştu ki onların varlığı ise küffarın kalbine bir korku saliverdi. Dolayısıyla Allahu Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bizlere bu şekilde ortaya koymuştu. Ne kadar güzel. Evet. Ya şimdi ben şöyle bir soru sorayım. Şimdi sahabelerin fedakarlıklarını biz Seyda birazdan konuşacağız Allah'ın izniyle, ama şimdi sahabelerin bir cahiliye dönemi var. Evet. Bir de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle hidayet dönemi. Evet. Onları bu kadar değiştiren, ruhlarında bu devrimi yapan, bu inkılabı yapan neydi? Ne oldu da bu şekilde oldu? Evet. Etkileyen neydi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam diniyle ilgili buyurduğu gibi diyor ki İslam dini fıtrat dinidir. Yani insanın mayasında bulunan özellikle inanç bakımında uygundur. Yani nasıl ki mesela bir sütte maya atıyoruz, yoğurt olsun, evet, peynir olsun diye. Dolayısıyla zaten insanın fıtratı buna müsaitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir maya attı. İnanç mayası attı. Tek bir ilahın mayasını attı ve aynı zamanda kendisi Resul olduğunun mayasını attı. Ve o yüzden o maya fıtrata uyum içerisinde onlar da hemen onlarda bir inkılap gerçekleştirdi. Ruh inkılabı, inanç inkılabı, hal ve hareket inkılabı ve aynı zamanda sosyal açıda onları değiştirdi. Ve dolayısıyla normal giyim kuşamlarda, kuşamlar açısından onları değiştirdi. Yeme içmelerde onları değiştirdi. Hulasa her alanda onları sanki yepyeni doğmuş gibi bir hal aldı. Dolayısıyla sahabeler radiyallahu ta'ala anhum, ilkleri ise Hazreti Ebu Bekir radiyallahu ta'ala anhudur ve erkeklerden ve özellikle kadınlarda ise anamız Hazreti Hatice radiyallahu ta'ala anhadır ve çocuklarda ise Hazreti Ali radiyallahu ta'ala anhu ve keremullah vecihu, kölelerde ise Hazreti Zeyd'dir radiyallahu ta'ala anhu ve aynı zamanda bu şekilde gelmektedir ve nihayet yani İncil'de bir konu geçiyor. Bir kişi, bir tohum, ondan sonra filizlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez bunlar hemen etrafında kümelleştiler. Evet. Ve bu şekilde İslam dini kendi etraflarına yaymaya çalışmışlar. Hocam müsaadeniz varsa bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra devam edelim inşallah. Evet kıymetli izleyenler, bir ilahi dinliyoruz. İlahiden sonra ashabın fedakarlıklarını, ashabı konuşmaya devam ediyoruz inşallah. Allahu Allah, 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 Allah Allah, Allah. Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. Sanatçı kardeşimize, Eren Bayan kardeşimize teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz. Bu Ulu Camii'nin bu güzel atmosferini hem yaşıyoruz, hem soluyoruz, hem de sohbet ediyoruz. Cüneyt Özmen hocamla birlikte, Diyanet Birsen, Diyarbakır Şube Başkanı. Hocam sahabeleri konuşuyoruz, ashabı, ashabın fedakarlıklarını konuştuk. Şimdi ashabın en büyük özelliklerinden bir tanesi de ihsardır, diyargamlıktır. Kardeşini kendine tercih ediyor ve bütün yaşantılarında da bunu görüyoruz. Bunu biraz açıklar mısınız, değinir misiniz hocam? Bir ayet-i cellede yüce Allahu Teala bu onların bu ihsarını bu şekilde bizlere ortaya koymuş. Estaizu billah. Vellezine tebevve'u'd dâre ve'l îmâne min kablihim. Hani malumunuzdur sahabeler İsmail'dir.
Ensar var, bir de muhacirler vardı. Evet. Ensar Medineliler, muhacirler ise Mekke'yi, yurtlarını, aile fertlerini, bütün varlıklarını terk edip de Medine'ye hicret edenler. Tabii niçin hicret ettikleri, bu ayrı ayrı başlı başına bir fedakarlık olduğunu ve Yüce Allahu Teala'nın dinini yaşamak ve yaşatmak için hicret ettiklerini ve işte onlar gelmeden önce yurtlarını onlara iman edip yurtlarını hazırlanan var ya, Yüce Allahu Teala buyurmaktadır. Yuhibbune men hacere ile, onlara hicret edenlere seviyorlar onları. Ve yusiruna ala enfusihim, onları kendi nefslerine de tercih ediyorlar. Yuhibbuna men hacere ileyhim ve la yajiduna fi sudurihim haceten mimma utu ve yusiruna ala enfusihim. Hani ganimet malları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nebze de olsa muhacirlerin, özellikle mağdur olanları biraz öncülük tanmıştır onlara. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu konuda ensarları mahrum etti. Ve bunu yaparken ensarlar muhtaç olmalarına rağmen herhangi bir şeyi, bir ses çıkarmadılar, karşı çıkmadılar ve onların hakkıdır, onlar bizden daha makdurdurlar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksimatına rıza gösterdiler ve Allahu Teala bunu da teyit etmiştir ve şöyle buyurmaktadır: "Ve la yecidune fi sudurim haceten mimma utu ve yu'thiruna ala enfusihim ve lev kana bihim hasasen." Ve onları kendi nefslerine tercih, ne kadar da onlar zaruret içerisinde iseler de yine de kendi nefslerine tercih etmektedirler. وَمَنْ يُقَّ شُحَ النَّفْسِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin özellikle ihtiraslarından kendini korursa, muhafaza ederse, işte kurtuluşa erenler onlardırlar. Dolayısıyla kurtuluşa erenler kimlerdirler? Özellikle o nefsin istek ve arzularını, yani tamahını terk edip de kardeşini kendi nefsine tercih edenler, onlar felah bulurlar. Dolayısıyla bugün asrımıza vurduğumuz zaman nefsi nefsi diyoruz, ene ene evet. diyoruz. Ene diyoruz. Önce bana, sonra bakarız, fazla kaldıysa köşede öcrede bir şeyler veririz kardeşimize de, bir ucunu ona da gösteririz. Maalesef. Ama önce nefsimiz diyoruz. Sahabeler öyle değildiler. Sahabeler kardeşlerini tercih, niçin tercih ediyor? Felah bulmak için, kurtuluşa ermek için. Ve aynı zamanda yebtegûne fadlen minallâhi ve ridvâna. İbtiga kelimesi özellikle minle gelirse hayır isteme, şer değil. Hayır isteme, güzellikler isteme, Allahu Teala'dan hayrı isteme, Allahu Teala'dan makam-ı mahmuda sahip olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmayı isteme, arzulamayı, onun için arzuladıkları için ahirde bu isari kendilerine şiar yapmıştılar ve bununla yaş. O yüzden görüyoruz ki onların arasında herhangi ahamşan bir sorun çıkmıyordu. Evet. Çünkü bütün sorunlar, bütün sıkıntılar nefsten gelmektedir. Nefsin istek ve arzularından gelmektedir. Kıskanma, haset hepsi oradan gelmektedir. Ama ne zaman ki sen onun istek ve arzuları ayaklarının altına koydun, kardeşini kendine tercih ettin, dolayısıyla o zaman kamil bir mümin de olmuş oluyorsunuz. Mesela la yu'minu ahadukum hatta en yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi, var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizlerden birisi kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil bir mümin olamaz veyahut mümin olamaz diye. Dolayısıyla imanın zaten özelliği de, imanın gereksinimlerinde de kendi nefsimiz için istediğimizi kardeşimize de istemeliyiz. Bırak da tercih. Ama sahabeler bunu ötesine de gitmişler. Tercih etmişler. O nefsin istek ve arzularını kendi kardeşlerine tahsis etmişler. Evet. Dolayısıyla o yüzden görüyoruz ki sahabelerin fedakarlığı özellikle birbirlerine karşı Allahu Teala bunu takdir etmiştir. O yüzden ayet-i cellede vahiy ile onu ne yapmış? Onu imza mühürlemiştir Allahu Teala. Bir mühür vurmuştur. Ve yu'sirûne alâ enfüsihim, bu sahabeler. Peki bu asrımızda bu sahabelere dil uzatanlar ne derece kendi mümin kardeşleri kendi nefsilerine tercih etmişler? Hangi ucuna köşelerde tercih etmişler? Bir sahabenin özellikleri yaşamışlar. Kalkıp da sahabeleri dil uzatıyorlar. Yani bu Ramazan-ı Şerif böyle şeylere girmek istemiyorum ama hakikaten sahabeleri, fedakarlıkları anlattığımız zaman sahabelerin ruhları özellikle zaten asrımız, neslimiz sahabelerin ruhundan mahrum kaldığı için bugünkü sorunlarla iç içe baş başa kalmaktayız. Evet. Sahabelerin ruhu, sahabelerin hayatı her müminin ruhunda olması lazım. Ve her müminin hayatında olması lazım. Olmadığı takdirde başka unsurlar girer ve başka unsurlar insanı uyuşturur.
insanı uyuşuk bir hale getirir. Ve bugünkü müminlerin uyuşuk halde olmaları nedeni ise şunun bunun hayatıyla kendini ikna etmektedir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için rol model sahabeleri bizlere ortaya koymuştur. Peki şunu da söylesek. Ashabi. Evet hocam, şimdi bahsettiğiniz bu konu evrensel bir kaide, evrensel bir ilkedir. Sahabelerin kardeşini kendine tercih etmeleri evrensel, yani bütün Müslümanların uyuması gereken, Allah-u Teala'nın rahmetine, bereketine nail olması için yapması gereken bir kaidedir. Bugün de biz bunu yapabilsek, bunu becerebilsek, acaba Allah-u Teala bize rahmetli, bereketli gönder mi? Yani özellikle bu son yaşadığımız süreç içerisinde toplum olarak oluşan bu kargaşa, bu kaos, komşunun komşuna komşu olan yan bakışlar, yani gider mi bunlar hocam? Yani müminlerin özellikle karga dedi, buyurduğunuz gibi kargaşaların ortada silebilmesi için mutlaka dedi ki rol model. Rol model yani sahabelerin yaşadıkları, sahabelerin özellikleri bu ümmet yaşamalıdır. Bu ümmet bunlarla iç içe olmalıdır. Olmadığı takdirde bu kargaşaların, bu uyuşuk halleri ise bu paslanmış olan zihinler, kalpler, gözler, beyinler, fikirler bunların ortada kalkması mümkün değil. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabi. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. İnne ashabi ken nücumi fis semai. Benim sahabelerim ise gökteki yıldızlar gibidir. Hangilerine tabi olursanız hakkı bulacaksınız. Bi eyyühüme ihtedeytüm ihtedeytüm siz. Hangisine tabi olursanız siz hidayeti bulacaksınız. Ammar'ın yoluna tabi olun. Ve Mes'ud, Abdullah bin Mes'ud'un onun ortaya koyduğu metoda uyun diye ve aynı zamanda ondan önce benim sünnetime sımsıkı bağlı olun. Hulafa-i Raşid'in sünnetleri, ondan sonra Ammar'ın yolları diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rol model dedik ya, bizlere ortaya koymuştur sahabelerinin yolları, sahabelerinin yaşadıkları, sahabelerin fedakarlıkları, sahabelerin isarı, işte bu sünneti cellede geçmektedir, bu hadis-i şerifte geçmektedir. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulafa-i Raşid'in diye benim sünnetim ve hulafa-i Raşid'in sünnetine azın dişlerle sımsıkı bağlı kalın ve ondan sonra geliyor Ammar'ın yolu diye ve başka sahabeler de eklemektedir. Evet. Yani bunlar Allah razı olsun, böyle bir güzel bir konu ele almışız. Hele hele böyle Ramazan ayında ise daha da isar insana işlenebilir. Müsaittir, ruh müsaittir. Açlık ne olduğunu, susuzluk ne olduğunu, gece uykularının bozması ne olduğunu, yani istirahatın bozulması ne olduğunu, dolayısıyla herkes o zaman sürekli bu açlıkla düçar olanlar, susuzlukla düçar olanlar veyahut da huzuru kaçan olanlar dertleri nedir acaba? Sene boyunca bunları yaşananlar nasıl olur diye, dolayısıyla bir nebze de olsa bu Ramazan ayı bizleri bu düşünceye de sevk edecek bir ibadettir, bir unsurdur. Allah razı olsun cümlemizde. Şimdi sahabelerin o fedakarlıklarını görebilmek, yaşayabilmek için, özellikle hissedebilmek için bu Ramazan ayında biraz onları okumamız da gerekiyor değil aynen, mi hocam? Aynen hocam. Yani okumasak herhalde bir faydasını görmeyeceğiz gibi. Evet, yani İslam alimleri diyorlar ki mutlaka Müslüman nesli ise sahabe hayatıyla mutlaka kalkıp oturmalıdır. Yani fırsat buldukça onları birisini kendine örnek alıp okuması lazım. Mesela Hazreti Ebubekir'i okuması lazım, Hazreti Ömer'i okuması lazım, Hazreti Osman'ı okuması lazım, Hazreti Ali'yi okuması lazım, Hazreti Ammar'ı, Hazreti Yasir'i, Hazreti Sümeyye'yi, Hayati Zinnire'yi okuması lazımdır. Dolayısıyla bunların hayatları insanın ruhuna bir cilalama niteliği taşıyacak bir özelliğe sahiptir. Yani hakikaten özellikle bizim bu asrımızda ya özellikle bir güç olacaktır, bize bazı İslami kaide kuralları uygulatacaktır, tenviz edecektir veya hatta iman gücü olacaktır. Bu normal bir güç kalkıp da İslam unsurlarını, hükümlerini icra edecek şu hali hazırda bulunmamaktadır. Herkes kolaylaştırıyor, zorlaştırmayın ve herkes imkanı sağlamış, isteyen yaşasın. Olur
zaman orada bu geliyor. Bu da güzel bir şeydir. O zaman ferdi olarak, toplumsal olarak, cemaat olarak, dernek olarak, vakıf olarak, sadaka olarak bunu özellikle icra etmemiz lazım. Her müminin evinde mutlaka hayatı sahabe bulunmalıdır. Nasıl ki İslam fıkhı özellikle ilmi hal, yani durumumuzun, halimizin ortaya koyacak ibadet açıda veya hatta mesela ticaret açıda durumumuzu ortaya koyacak bir ilmi halimiz bir köşede bulunuyorsa mutlaka onunla beraber bir sahabe hayatı da olmalıdır. Sahabe hayatı hakikaten insanın ruhundan bir inkılabı gerçekleştiren bir şeydir. Bir unsurdur, bir varlıktır, bir zenginliktir bizler için. Ama maalesef sanki Hazreti Ömer dersek Hazreti Ömer deyip geçiyor. Hazreti Ebu Bekir dersek sanki normal bir vatandaştan bahsediyor. Hazreti Ebu Bekir müsaade varsa ben ondan yola çıkalım istersen. Çok az bir süremiz kaldı saniyelerle. Reklama gitmemiz gerekiyor tamam hocam. Biz bunu reklamdan sonraya bırakalım en iyisi değil mi hocam? Tamam inşallah. Çünkü biraz uzun bir konu en azından doğru. Kesmemiş olalım. Hem bu fedakarlıkları konuşalım hocam. Hem de size soracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeden sevdalanan Müslümanlar var. Müslümanlar var. Onu soracağım. Onlar kardeştirler. Kardeşimdirler. Ne mutlu bizlere. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşi. Bununla övmemiz lazımdır. Biz basit insanlar değiliz. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle bizi kardeş olarak beklemektedir. Biz Havze onu soracağım hocam. Çünkü İnşallah. Önemlidir. İnşallah yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberimize kardeş olmak. Evet. Bir de aşeri mübeşşere ve en sonunda ittifakı soracağım size inşallah. Kıymetli izleyenler bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Reklamdan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.